3 Nisan 2024 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi, Kamu Baş Denetçisi Malkoç, Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi heyetiyle görüştü başlıklı haber. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, 25 Mart 2024 tarihinde Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Dimitro Lubinets'in daveti üzerine geldiği Ukrayna'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerini sürdürdü. Kamu Baş Denetçisi Malkoç, Ukrayna ziyaretleri kapsamında 26 Mart 2024 tarihinde Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov ile Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri Rıza Şevkiyev ile Apmecit Süleymanoğlu'nun yer aldığı heyetle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ayrıca Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Dimitro Lubinets, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Akyar Temsilcisi Elvin Kadirov ve Türkiye Kamu Denetçisi Saadettin Kalkan da yer aldı. Toplantıda Rus hapishanelerindeki Kırım Tatar siyasi tutsaklar başta olmak üzere güncel pek çok konu ele alındı. Günün bir diğer haberi, İşbirlikçi Ablayev, Kırım Tatarlarının savaşa gönderilmesi için İşgalcilere yardım ediyor başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Kırım'daki işgal yönetiminin Yarımada'da yeni seferberlik dalgası başlatmayı planladığı konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca Kremlin kontrolündeki sözde Kırım Müftülüğü'nün Kırım Tatarlarının seferberliğe katılma konusunda işgalcilere yardım etmeyi sürdürdüğüne dikkat çekti. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, 27 Mart 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rus işgali altındaki Kırım'dan gelen farklı bilgilere bakılırsa, işgalciler askerlik çağındaki erkekleri Rus ordusuna almak için yeni zorunlu seferberlik dalgasını başlatmaya hazırlanıyor değerlendirmesinde bulundu. Çubarov, Kırım'ın Kremlin kontrolündeki kukla müftüsü Emir Ali Ablayev'in birkaç gün önce Kırım'ın sözde İçişleri Bakanı Igor İlarionov ile bir araya geldiğini aktardı. Görüşmede işgal altındaki Kırım'da yaşayan ve askerlik çağında olan erkeklerin Rus ordusuna katılımının artırılması konusunun görüşüldüğünü belirten Çubarov, Emir Ali Ablayev'in görüşmede Kırım Tatarlarının özel askeri operasyona Rusya'nın manipüle etmek amacıyla savaşa taktığı adıyla katılımını sağlayacak etkinlikler düzenlemeyi üstleneceği konusunda güvence verdiği biliniyor ifadelerini kullandı. Günün bir başka haberi, yakında Kırım'ın bilişsel olarak işgalden arındırılması stratejisini tanıtacağız başlıklı haber. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti temsilcisi Tamila Taşeva, Kırım'ın bilişsel olarak işgalden arındırılması stratejisi üzerinde çalıştıklarını ve yakın zamanda stratejinin Ukrayna toplumuna tanıtılacağını ifade etti. Kiev'de 29 Mart 2024 tarihinde düzenlenen işgalden kurtarılan toprakların kültürel ve bilişsel yeniden entegrasyonu başlıklı forumda konuşan Taşeva, Rus yönetiminin propaganda yayarak işgal altına aldığı topraklarda yaşayan insanların zihnine yavaş yavaş etkili mayınlar yerleştirdiğini ve insanların bu mayınlardan güvenli bir şekilde arındırılması gerektiğini belirterek bilişsel işgalden kurtarma konusundaki çalışmaların önemine dikkat çekti. Yakın zamanda Kırım'ın bilişsel olarak işgalden arındırılması stratejisinin tanıtımının yapılacağını kaydeden Taşeva, İlgili belgenin hali hazırda Bakanlar Kurulu tarafından incelendiğini aktardı. Kırım temsilcisi ayrıca eğitim, bilgilendirme ve kültürel unsurları içeren stratejinin uygulama planının da geliştirildiğini bildirdi.
Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarına Rus vatandaşlarını yerleştirme politikasını sürdürdüğünü hatırlatan Taşeva, işgal altındaki topraklara birçok Rus vatandaşı yerleşti. Ama bunun için bir strateji geliştirdik. Bu insanlar Kırım Yarımadası'nı veya diğer işgal altındaki toprakları terk etmeli. Biz işgal altından kurtarılan topraklarda bulunan tüm insanlarla çalışmak zorunda kalacağız, dedi. Günün bir başka haberi. İşgalci mahkemeden eski Kırım dini cemiyetine para cezası başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da Kremlin kontrolündeki İslam Terek Bölge Mahkemesi, bağımsız eski Kırım dini cemiyetini para cezasına çarptırdı. Kırım Dayanışması Sivil Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, sözde mahkemenin eski Kırım dini cemiyetini güya Rusya'da yasaklanan kitapların bulundurulması nedeniyle 100 bin ruble para cezasına çarptırdığı aktarıldı. Rus işgal güçleri cemaate ait camide yapılan arama sırasında Rusya'da yasaklanan Takiyuddin en-Nebbani, İslam Sistemi ve Risale-i Nur kitaplarının bulunduğunu iddia etti. Öte yandan kitapların cemaate ait olmadığını vurgulayan eski Kırım Dini Cemiyeti Başkanı İdris Yurdamov, bu kitapların camide nasıl ortaya çıktığına dair hiçbir fikrimiz yok ifadelerini kullandı. Bir diğer haberimiz, Kırım Derneği Gebze Şubesi Kırım'a Yardım Eli başlıklı haber. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi, Rus işgalindeki Kırım'ı unutmadı. Dernek Yarımada'da 2014 yılından bu yana işgal altında yaşayan Kırım Tatar halkına Ramazan ayında yardım elini uzattı. Türkiye'de hayırseverler tarafından toplanan yardımlarla alınan Ramazan erzakları Kırım Tatar halkına dağıtıldı. Dernekten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kırım Türkleri Derneği Gebze Şubesi olarak Ramazan ayında erzak dağıtımını Vatan Kırım'da ve Gebze'de eş zamanlı olarak yaptık. Vatan Kırım'da Ramazan erzağı dağıtımı tamamlanmıştır. Destek verenlere teşekkür ederiz ifadeleri kullanıldı. Bir diğer haberimiz, Sarı Kurdele Direnişi Kırım'dan yeni fotoğraflar paylaştı başlıklı haber. Kırım başta olmak üzere Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerinde faaliyet gösteren Sarı Kurdele Toplumsal Direniş Hareketi'nin aktivistleri, direnişin sembolü olan Sarı Kurdeleli yeni fotoğraflar ve posterler paylaştı. Sarı Kurdele aktivistleri 30 Mart 2024 tarihinde sosyal medya hesabından İmperofol Yalta, Yevpatorya, Ukrayna'dır. Sarı Kurdele Hareketi'nin aktivistleri Ruslara Kırım'ın Ukrayna olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmiyor. Direniş devam ediyor. Kırım kesinlikle işgalcilerden arınacaktır. İşgalin sona ermesini bekliyoruz. Silahlı kuvvetleri bekliyoruz açıklamasında bulundu. Günün bir diğer haberi, Rus mahkemesi Kırım Tatar siyasi mahkum Süleymanov'u tahliye etmedi başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da işgalcilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurguladığı sözde Hizbut Tahrir davası çerçevesinde mahkum edilen yurttaş gazeteci Ahmet Süleymanov, sağlık belgelerinde bir kişinin tutuklu kalmaması gereken hastalıklarla ilgili bilgiler bulunmasına rağmen Vladimir'deki Prozenski Bölge Mahkemesi tarafından tahliyesi engellendi. Süleymanov'un avukatı Lilya Gemeci'nin konuya ilişkin Kırım Dayanışması'na verdiği bilgilere göre, duruşma esnasında muayene ve sağlık raporu için verilen dilekçenin neticesinde Kırım Tatar siyasi mahkum Rusya Federal Cezaevi Servisi Vladimir'deki bir nolu tüberküloz hastanesi şubesinde ve Süleymanov'a adı bildirilmeyen başka bir hastanede muayene edildi. Gemeci, söz konusu muayeneler sonrası Süleymanov hakkında verilen sağlık raporu sonucu hakkında şunları söyledi. Bu sonuçtan Ahmet'in durumunun yıl içinde önemli ölçüde kötüleştiği, hastalıklarının derecelerinin değiştiği anlaşılmaktadır.
Hastalıklarından ikisi hastalıklar listesinde yer alıyor ve bu hastalıklar listesinin ciddi hastalık nedeniyle cezadan muafiyet sağlayan 41. ve 42. paragraflarına karşılık geliyor, dedi. Günün son haberi, Kırım Derneği Konya Şubesi iftar programını düzenledi başlıklı haber. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya Şubesi mübarek Ramazan ayında iftar programı tertip etti. Şube Başkanı Mustafa Sırrı Demirel tarafından organize edilen iftar yemeğinde dernek yönetim kurulu ve gençlik komisyonu üyeleri bir araya geldi. Etkinliğe ayrıca Konya'daki üniversitelerde eğitim görmekte olan Kırım'dan gelen öğrenciler de katıldı. Katılımcıların hep birlikte oruçlarını açtığı etkinlik daha sonra karşılıklı istişare ile devam etti. İlerleyen dönemde gerçekleştirilecek faaliyetlerin tartışıldığı toplantıda bayramlaşma programı tertip edilmesi kararlaştırıldı. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruvaysa. Sağlıkman kalınız.